Yepyeni bir videoyla merhaba sevgili dostlar. Bugünkü inceleme konuğumuz geçtiğimiz hafta lansmanı yapılan Poco X3 GT'nin incelemesi olacak. Detaylı, güzel bir şekilde kapsamlı video hazırlamaya sizler için özen gösterdim sevgili dostlar. Lafı hiç uzatmıyorum. Gelin kutu açılışıyla, kutu detaylarıyla videomuza başlayalım. Sarı ve siyah renk ile kutu kombine edilmiş vakumlu bir kutu yapısı karşımıza çıkmış. Kutuyu kaldırdığımızda hemen Poco yazılı güzel bir görüntü bizleri karşılıyor. Burada güzel önemli detaylar var. Bir adet Type-C dönüştürücümüz yer alıyor. Görmeye alışık olmadığımız güzel bir detay. Bunun yanında kullanım kılavuzu, garanti belgeleri yer alıyor ve Poco stickerlarımız, Poco çıkartmalarımız bizleri karşılıyor. Kutu içerisinde silikon şeffaf kılıfta karşımıza gelen güzel detaylar arasında. Hemen diğer alt tarafta telefonun kendisi bizi karşılıyor sevgili dostlar. Bizdeki dalga mavisi olarak geçiyor. En alt tarafta ise 67 wattlık süper hızlı şarj sağlayan adaptörümüz kutu içerisine dahil edilmiş. Kablomuzun bir tarafı geleneksel tip A, diğer tarafı da Type-C olarak karşımıza gelen detaylar arasında. Kutu detaylarına yer verdiğimize göre gelin telefonun önemli teknik özelliklerine hep beraber değinelim. 6.67 inçlik bir ekran karşımıza geliyor. IPS LCD panel burada karşımıza çıkan detaylar arasında 395 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor. 120 Hz'lik yenileme oranına sahip bir panel bu cihazda konumlandırılmış. %86 ekran gövde oranı karşımıza geliyor. 450 nit parlaklık ekranında bulunuyor. Corning Gorilla Glass Victus ile camımız, ön tarafımız tamamen koruma altına alınmış. 5000 mAh'lik batarya telefon içerisinde konumlandırılmış. 67 wattlıkta süper hızlı şarjı destekliyor. Kamera tarafında ise 64 megapiksellik ana kamera konumlandırılmış. 8 megapiksellik geniş açı, 2 megapiksellik de makro kamerası yer alıyor. 16 megapiksel ön kamera burada karşımıza gelen detaylar arasında. Arka kamerayla 4K 30 fps video çekebilirken ön kamera ile 1080 30 fps video çekebiliyorsunuz. Önemli diğer detaylar arasında ise bu cihazda stereo hoparlör konumlandırılmış. Yine çift sim kart desteğinin olduğunu söylemekte fayda var. IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası yine bu cihazda konumlandırılmış. Burada telefonumuzun beğeni Dimensity 1100 işlemci, 6 nanometre üretim bandında üretilen canavar gibi bir mobil işlemci olduğunu söyleyebilirim. 550.000'in üzerinde bir AnTuTu benchmark skoru aldığımı iletebilirim. Yine burada sevgili dostlar Snapdragon 865'ten bir tık daha performanslı canavar gibi bir işlemci bu cihaz içerisine konumlandırılmış. Önemli teknik verileri geride bıraktığımıza göre telefonu şöyle elimize aldığımızda gerçekten 120 Hz'in panelin buradaki akıcılığına diyecek hiçbir şey yok. Bunun yanında donanımsal özelliklerinde gerçekten bir amiral gemisi edasıyla çalışması telefonu performans anlamında çok farklı yerlere getirmiş. Telefonu gerçekten deneyimleme şansınız varsa bir kullanın derim. Pürüzsüz bir şekilde muhteşem bir akıcılığı sunduğunu iletmemde fayda var. 120 Hz'lik ekran yenilemenin olduğunu burada söylemiştim. Boşta kaldığınız zaman bile telefonu şöyle menülerde sola sağa bile geçiş yapası geliyor insanın. Gerçekten akıcılıkta müthiş bir seviyeye geldiğini söyleyebilirim. Yine tabii ki bunun yanında 3. parti uygulamalarda herhangi bir çökme takılma yaşamadım. Gerçekten bir amiral gemi cihazmış edasıyla bu telefonu performanslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kamera geçişlerinde, diğer uygulama açılarında kamerayı kullandığınız lensler arası geçişlerde mükemmel akıcı bir deneyim bizlere sağladı. En azından bana bu şekilde güzel bir performans yansıttı. Yine burada MIUI 12.5.2 en güncel sürüm yüklü, en güncel sürüm olmasıyla beraber performansı ve yazılımı ile donanımsal arası o senkron harika bir şekilde karşıma geldi. Yine sevgili dostlar bu cihazın arka kamerasıyla 64 megapiksellik ana kamerayla oldukça keskin, net, canlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yine önemli promot özelliğini de içerisinde barındırıyor. Doğa olsun, insanlar olsun, hayvanlar olsun oldukça canlı ve gerçeğe en yakın fotoğrafları segmentine göre bu cihazla çekebilmeniz mümkün. Ön kamerayla da gerçekten güzel selfie'ler çekebildiğinizi söyleyebilirim. En azından kullandığım süre boyunca güzel de selfie fotoğraflar çektim. 1080p'lik 30 fps'lik de video çekimi yapabiliyor ön kamera. Yine
fiyatına göre ve segmentine göre oldukça güzel bir video kaydının da ön kamera tarafında yapabildiğini iletebilirim. Kamera tarafında gerçekten fiyatına göre ve orta segmente göre değerlendirecek olursak 64 megapiksellik arka ve 13 megapiksellik ön kamerası gerçek anlamda beni fazlasıyla memnun etti. Renkler, doygunluk, fotoğrafların keskinliği burada beni yeterince memnun etti. Bir diğer önemli detay ise 67 wattlık hızlı şarj desteği var ve kutu içerisinden de bu adaptör çıktı. Aldım bunu kanlı canlı test ettim. Bakalım fabrika verilerini gerçekten bize veriyor mu diye. 50 dakikayı aşan bir şarj olma durumu karşıma geldi. Diğer yaptığım araştırmalarda 40-45 dakika arası sonuçlar alan arkadaşlarımız olmuş. Fakat burada 67 watt bende sanki bir tık geç şarj ettiğini söyleyebilirim. Sanki burada belki elektrik akımında evimdeki prizle alakalı belki bir durum oluşmuş olabilir. Bir tık daha hızlı bekliyordum açıkçası. En azından 40 dakikaya veren bir süreyi %100 de karşıma getirmesi fena olmazdı. Yine arka tarafta da zaten %100'e kaç dakikada dolduğunu sizler de görüyorsunuz. Bu cihazda oyun performansına değinecek olursak her zamanki gibi herkesin de popüler olarak tükettiği PUBG Mobile'i oynadım. En yüksek ayarlarda, en gırtlak dolusu ayarlarda ya en ufak bir takılma, donma bana yaşatmadı. En ısındığı yerlerde bile en ufak bir takılmaya denk gelmedim. Herhangi bir droplanma yaşamadım. Akıcı bir şekilde en yüksek ayarlarda oyunu PUBG Mobile'i kana kana oynadığımı söyleyebilirim. Gerçekten bu anlamda muhteşem bir performans işlemciyle beraber oyunla birlikte kompakt çalıştığını söylemem yanlış olmayacaktır. Ciddi anlamda oyun delisiyseniz, oyun düşkünüyseniz bu PUBG olsun, Fortnite olsun, Call of Duty Mobile olsun en yüksek, en derin, en detaylı ayarlarda bile bu cihaz her türlü üstesinden gelecektir. Gerçekten orta segment kralı diyoruz buna. Orta segment kralı, orta segmentin yeni neferi olarak adlandırıyoruz ama gerçekten bir amiral gemisi telefonların vermiş olduğu oyun performansında verdiğini söyleyebilirim. Snapdragon tarafında da 865'e eş ve ondan bir tık yüksek değer verdiğini de söyleyebilirim. Performansı sizlere asla Dimensity 1100 işlemci düşündürmesin. Müthiş bir işlemci, müthiş bir canavar bir cihaz. Telefonu yorumlayacak olursam sevgili dostlar, benim yorumum gerçek anlamda telefon muhteşem özelliklere sahip, muhteşem donanım, harika bir yazılımla beraber hem oyun tarafında hem internette gezinme, sosyal medyalarda surf, menü akıcılığı, 120 Hz'lik panelin buradaki akışkanlığı, arayüz deneyimi, kullanıcıya sunmuş olduğu bu arayüz birimi muhteşem çalışıyor. En ufak bir takılma, donma, kasma yok. Burada 120 Hz'lik panelin dışında olan durumları sizlere sayıyorum. Hiçbir şekilde uygulamalarda, üçüncü parti yazılımlarda çökme meydana gelmedim. Apple tarafında amiral gemisi sayılabilecek bir cihaz kullanıyorum. Ya ondan buna geçtim. Şimdi orta segment bir telefon kullanacağım. Acaba burada düşündürür mü diye kendi kendime düşünürken hiçbir şekilde kendi ana kullanmış olduğum cihazı bana aratmadı. Muhteşem bir deneyim yaşadım bir hafta 10 günlük süre boyunca. Ya diyorum bu telefon mu orta segment? Bence diyorum bunu al, farklı bir markayla farklı bir cihazın içerisine bu donanım özelliklerini koy. Al sana amiral gibi. Tabii ki şimdi bana soruyorsunuz. Abi bu cihazda hiç mi eksi bir durum yok? Evet, eksi durumu var. Şöyle bir durum mevcut dostlar. Cihazın ekranı IPS LCD. Görüntü sizlere tabii ki herkesin de aslında şikayet ettiği durum bu. Gerçekten renkler soluk. Parlaklık da bazı yerlerde yetersiz gelebiliyor. AMOLED panellere göre dezavantajı oldukça fazla görüntü olarak. Segmentine göre IPS LCD tabii ki kullanılabiliyor bu segment tarafında. Ama AMOLED olsaydı tabii ki de çok çok daha güzel olurdu. Fakat bu sefer de fiyatı daha da artabilirdi ve artacaktı da. O yüzden bence telefon içerisinde konumlandırılan diğer donanımsal özellikleri bu cihazın IPS LCD olmasını gölgeliyor. Hatta hiç gözünüze çarpmıyor bile. Gerçekten telefon muhteşem performanslı, deliler gibi uçuyor kaçıyor. IPS tarafı çok da gözünüze çarpmıyor. Bir diğer eksi verebileceğim durum özellikle içerik üretici arkadaşlar için, video çekecek arkadaşlar için maalesef kamerada OIS yok. Yani optik imaj sabitleme yok. Telefonunuzda videoları çektiğinizde az hareket etseniz böyle hemen dalgalanma, böyle görüntüde bulanıklık, görüntüde
sizleri tatmin etmeyecek durumlar karşınıza gelebiliyor. Bir diğer konuda dostlar çok soran oluyordu, yorumlarda belirtiyordu. Süper hızlı şarjda cihaz ısınıyor mu? Çok ısınıyor mu? Bunu da denedim, bunu da test ettim. Sıfırdan %100'e doldurduğum anda telefon 41 derece bir sıcaklık elde ediyor. Telefonun arkasına şöyle dokunduğunuzda zaten o sıcaklığı hissediyorsunuz. Evet, 67 wattla şarj ederken gerçekten cihaz da ısınıyor. Hem adaptörü ısınıyor hem de cihaz ısındığını burada belirtmem yanlış olmaz. Günün sonunda sevgili dostlar, deliler gibi oyun oynayabilirsiniz. Sosyal platformlarda gezinebilirsiniz. İstediğiniz yoğun iş yükü gerektiren tüm işlemlerinizi orta segment kralıyla, orta segmentin canavarıyla yapabilirsiniz. Size asla gündelik işlemlerde, yüksek performanslı oyunlarda üzmeyecektir. Yaklaşık olarak 4,5-5 saate yakında kullandığım süre zarfı boyunca bir ekran kullanım ömrü aldım. Zaten bu segmente, bu tarafta 5000 mAh'lık bu segment cihazlarda ortalama 5 saat bir ekran süresi alındığında belirtmekte yine fayda var dostlar. Kullanmış olduğum ana cihazımı, amiral gemisi bir telefonu bana kesinlikle aratmadı. Benim değinmeyi unuttuğum veya sizlerin aklına takılan herhangi bir durum varsa lütfen bu videonun yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.